Fatma da diyor ki ben diyor 5 aylık hamile olduğunu duyduktan sonra diyor kızıma soramadım diyor hamile olduğunu. Peki açık ve net söyleyeyim. Ben bunu yayın öncesinde de sordum. Şimdi ekranlarda bir kez daha Fatma'nın gözüne baka baka sormak istiyorum. Siz de görün istiyorum sevgili izleyiciler. Yayın aralarında ben çok sordum. Çok şeyler söyledim kendisine. Dedim ki lütfen dedim ne biliyorsan söyle. Sen kocanın kızına zarar verdiğini bildiğin için ve o çocuğun kimin tarafından hamile bırakıldığını bildiğin için utancından mı çocuğa soramadın? Yok, kesinlikle. Çok şeyler mi? Hayır. Hı? İnan ki bilmiyorum. Bilsem zaten yapmazdım. Susmazdım. Yani sadece başkası yaptı, başkası ya kaçırdı. Alacağın cevaptan mı korktun? Hayır dedi bana. Cevaptan mı korktun? Hayır. Sadece başkası yaptı, beni kaçırdı diye, ben yuva kurdu diye. Başka hiçbir şey değil. Ben gelecek diye. Değilse bu öyle bir şey olduğunu bileydim. Onu boş ver, daha kaçmamış çocuk, evde hamile ya. Beş aylık hamile insanın karnı daha, bayağı büyüyor tam yani. Tam konduramadı bir şey. Doktora götürüp getirecek ya yani onun için. Yani, yani şükürün sana beni babam bu hale getirdi demesinden mi korktun? Açık hayır değil mi? Sadece aklıma gelip de sormadım. Yani o başka hiçbir şey değil. Yani üstüne basıp daha sorma için. Vallahi bence bu sorudan korkmuşsun. Belki de bugüne kadar bunu kendine de itiraf edememişsin. Eğer çocuk gerçekten 5 aylık hamileyse. Hamileydi. Ne dersin yani. Türkan? Bence bu soruyu sormaktan, çünkü duyacağı cevabı yani o cevabı duymaktan korkmuş yengen değil mi? Aynen, aynen Didem Hanım. Yani niye acaba söylemeden önce çocuğa sormamış böyle bir şey oldu mu diye. Yani demek ki çocuğun zekası geriydi demek ki. Bilemez diye sormamış demek ki yengen. Keşke sorsaydım zaten. Ya gerçekten o ya inanılmaz değil mi yani sevgili izleyiciler, gerçekten olacak iş değil. Şimdi muhabirimiz arkasında bizim orada iki ekibimiz var. Yasemin ve Büşra var. Büşra da şu anda birazdan Büşra'yı da göreceğim. Büşra'yı da hazırlar mısınız arkadaşlar? Evet öyle yapalım, tamam öyle yapalım. Yasemin'e yani Yasemin cevap hakkını kullansın ya da bir şey söylemek ister mi diye gazeteci gider. Fakat Mustafa orada Yasemin'i ve ekibimizi yine orada inanılmaz şiddet uyguladı. Önce Instagram'a koyar mısınız sevgili izleyiciler? Bir oradan da bakabilirsiniz. Ekranlara gelsin lütfen o şiddet görüntüleri. Hodri meydan, hodri meydan, her şeyi sor. Ben bugün her şeyi bugün soracaktım. Bugün neden yoksun burada? Dünkü yayınımızın ardından Mustafa kız arkadaşı Zeynep'i ve oğullarını alarak İstanbul'u terk etti. Isparta merkeze geldi. Şu anda Mustafa kız arkadaşı Zeynep'in evinde ve çocukları da onlarla beraber. O noktaya doğru gidelim şimdi. Zeynep, Mustafa merhaba. Çekmeyin. Defol git şuradan be. Bak şu anda Mustafa kamerayı ve bizleri gördükten sonra camı kapattı, perdeyi çekti. Mustafa geliyor şu anda. Yapma. Neden böyle yapıyorsun? Kapat, kamerayı kapat. Aferin. Baba şunu bana. Neden sinirlendiğini bir soralım. Ya niye sinirlendim bilmiyorum. Kapat lan şunu. Tam söyle kendini. Kapat, tamam. Kendini anlatayım. Baba şunu bana. Kendini anlatayım. Kimsin bir dersin? Yapma. Bilmiyorum. Kapat lan şunu. Tam söyle kendini. Kapat, tamam. Kendini anlatayım. Baba şunu bana. Kendini anlatayım. Kimsin bir dersin? Yapma. Tekme abla, ne çekiyorsun? Kurma şu tanıma. Tekme abla, ne çekiyorsun? Kurma şu tanıma. Sıkacağım onu. Bakalım abla, ne söyle. Ben de nerede söylemem.
Mustafa, senin kızının katili er ya da geç cezaevine girecek inşallah. Bu parmağı inşallah. Da ben sana sallıyorum. Tamam kardeşim? Senin kızının katili girecek cezaevine. Allah büyük. Karşılıklı sallayalım parmağı. Bakalım kimin parmağı daha çok havada kalıyor. Ben de sallıyorum sana buradan parmak. İsmail'i dövmekte ne? Gerçekler ortaya mı çıkıyor? Ha, İsmail'i dövünce bütün erkekliğin senin İsmail'e mi? Gelip burada katili bulmak için eşini sıkıştırsaydın, katil sen değilsin ya. Kızın kaybolduğunda ortalığı yangın yerine çevirseydin, parmak sallasaydın, kim benim kızımı hamile bıraktı diye sorsaydın oradakilere, o parmak niye o zaman ayağa kalkmadı? Ha? Niye inip duruyordu o parmak, aşağıda duruyordu? Ha Mustafa? O parmağı niye sallamadın? Apar topar niye kaçtın? Hem İsmail'i darp ediyorsun, kamerayı kırıyorsun. Çocuk darp raporu aldı. Yasemin'e üzerine gidiyorsun, saldırıyorsun. Üstüne üstlük bu kötü amaçlarına oğlun Yasin'i de alet ediyorsun. Çocuğun geleceğiyle de oynuyorsun. Ha Mustafa? Katil cezaevine girdiğinde ben de sana parmak sallayacağım inşallah. Tamam, inşallah. Bütün kalbimle diliyorum yani. Ama bize Fatma her şeyi anlatırsa bunlar gerçekleşecek. Bilmiyorum, ne demem. İnan ki söyleme. Yani duramam ben. Ha? Ben duramam. Söylerdim, çoktan söylerdim. Yani ben bunları yaşatmazdım size. O anları belki farklı detaylar da vardı. Bir kez daha ekranlara getireceğim ama Instagram'da da görebilirsiniz. Yasemin'i bir görebilir miyim? Instagram'da daha ayrıntılı ve uzun var sevgili izleyiciler. Yasemin, geçmiş olsun canım. Çok sağ olun Didem Hanım. Ya İsmail'i bayağı darp ediyor, kamera zarar görüyor. Neden bu kadar çok agresifti? Siz sadece cevap hakkını kullansın diye gittiniz oraya. Biz onun yanına yaklaşmamıştık. Biz sadece kendimiz yayın yapıyorduk. Mustafa'nın ve kız arkadaşının partiye geldiğiyle ilgili anons çekiyordum. Bizi gördü, yanımıza geldi oğlu Yasin'le beraber. Direkt zaten ilk kameraman arkadaşımız İsmail'e hedef aldı. Ona doğru yürüdü, üzerine saldırdı. Kamerasını yere fırlatmaya çalıştı. Bu arada kameramızın lens kısmı da kırıldı. O arbedeyi çekmeye çalıştım ben kendi cep telefonumla. Tam o sırada da Yasin gördü beni. Üzerime doğru yürüdü. Aa. Telefonumu zorla elimden aldı. Neyse ki Didem Hanım, mahalle sakinleri, izleyicilerimiz sessiz kalmadı. Evlerinden aşağıya indiler. Araya girdiler. Mustafa'yı ve oğlunu bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ispartalılara selam olsun. Arada, sağ olsunlar. Koşmasınlar. Orada da durmasınlar. Mustafa mikrofonu elimden aldı. Mustafa mikrofonumu elimden aldı. Küfür etmeye başladı. Oh. İsmail, kameraman arkadaşımız İsmail yaralandı. Ayağına çünkü çok fazla darbe aldı. O da zaten darp raporu aldı. Çok büyük geçmiş olsun canım. Çok büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi o ibretlik görüntüleri Instagram'da siz daha ayrıntılı izleyebilirsiniz. Daha uzun da versiyonu var ama ben bir kez daha ekranlara getireceğim. Ve şu soruyu sorarak ekranlara getireceğim. Kızının kaybolduğunu, daha doğrusu hamile kaldığını duyduğu andan itibaren bir ay boyunca sessiz kalan, apar topar Isparta'ya giden, o gün, o gece kızının kaybolduğunu öğrendiyse, ertesi gün ya da o gece 156'yı aramayan, ortalığı yangın yerine çevirmeyen Mustafa... Ben niye dövmemiş? Fatma'ya da şiddet uyguladı. Yani şiddete karşıyız ama gidip seni ihbar edebilirdi. Ben yapsaydım, bir kesin döverdim. 156'yı arayabilirdi. Kendisinin hakkında yakalama kararı var ya, her türlü şey yapabilirdi. Ama sessiz kalan 10 yıl boyunca kahrından susan Mustafa, muhabirimize neden saldırdı? Kameramanımıza neden saldırdı? Bir daha ekranlara gelsin lütfen. Ardından Mustafa, kız arkadaşı Zeynep'i ve oğullarını alarak İstanbul'u terk etti. Isparta merkeze geldi. Şu anda Mustafa kız arkadaşı Zeynep'in evinde ve çocukları da onlarla beraber. O noktaya doğru gidelim şimdi. Zeynep, Mustafa merhaba. Çekmeyin. Defol şuradan be. Bak şu anda... Mustafa kamerayı ve bizleri gördükten sonra camı kapattı, perdeyi çekti. Mustafa geliyor şu anda. Yapma. Neden böyle yapıyorsun? Kapat, kamerayı kapat. Hanımefendi. Baba çıkar onu. Neden sinirlendiğini bir soralım. Ya niye sinirlendim bilmiyorum. Bilmiyorum. Kapat taşları onu. Tam söyle kendini. Kapat, kendini anlatayım.
Kapatsana. Kendini anlat. Kimsin bir dersin? Yapma. Bilmiyorum. Kapat lan şunları. Tamam söyle kendini. Kapat lan. Kendini anlatır mısın? Kapatsana. Kendini anlat. Kimsin bir dersin? Yapma. Çekme abla, niye çekiyorsun? Kurma şu tanıma. Çekme abla, niye çekiyorsun? Kurma şu tanıma. Sıkacağım onu. Sana söylüyorum Mustafa, ben sorular sormaya devam edeceğim. Bu parmak kalkacak, sana da sorular sormaya devam edeceğim. Tamam mı Mustafa? Tamam mı kardeşim? Sen otur. Sevgilinle alem yaptın. Tamam mı? Ekranda flörtleştiğin o görüntüleri de şu anda Instagram'a koyar mısınız lütfen arkadaşlar? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Zeynep Kodat'ın Behrican'la beraber böyle yani birbirleri... Bir de onu nerede yapıyor biliyor musunuz o alem görüntülerini? Oynuyor. Behrican o, Zeynep Kodat'la o, Behrican'ın o evdeki... Sizin evde ya Şükür'ün o kayboldu evdeki... Evde oluyor bunların hepsi ya. Aynen. Instagram'a koyar mısınız? Bu arada ben tabii 156 diyorum ama şu anda hepsi 112'nin altında toplandı. Herkes yani jandarma, işte emniyet, ondan sonra ambulans, 112. Ama o dönemde biliyorsunuz 156 vardı. Yani 156'yı arayıp... ihbarda bulunabilirdi. Jandarmaya ait telefon numarası o dönemde. 156'yı arayıp, tabii 10 yıl öncesinden bahsettiğim için o dönemki ihbar hattını söylüyorum. İhbarda bulunabilirdi. Neden yapmadın Mustafa? Neden? Nasıl böyle sessiz kaldın? Sana sadece soru sormak isteyen bir gazeteciye, bir kadın gazeteciye mi senin gücün yetiyor? Ha? Bir kameraman arkadaşa mı senin gücün yetiyor? Ya da Yasin'i niye böyle teşvik ediyorsun, saldır diyorsun? Çocuğa talimat veriyorsun. Köyde de böyle mi yaptın? O yüzden mi insanlar senden korkuyorlardı? Artık kimse senden korkmuyor. Herkes senin yolunu gözlüyor. Belediye başkanı da dahil olmak üzere. Herkes sana hoş geldin diyecek. Nasılsın Mustafa diyecek. Tamam mı Mustafa? Yok be. Bak 14 yaşındaki çocuğun, tamam mı? Yanında böyle bak Yasin'e bunları yapan, ben burada Aile Bakanımıza seslenmek istiyorum. Aynen. Sayın Aile Bakanıma sesleniyorum. Hakkında cinayet soruşturması yürütülen, bir katil zanlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yanında 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun üstüne üstlük kız çocuğunu taciz ettiği ve arkasından hamile bırakıp öldürdüğü iddia edilen, bunu annesinin iddiası. Bir erkek çocuğun, 14 yaşındaki bir çocuğun babayla birlikte kalması uygun mu? Değil. Ben Sayın Bakanımızın takdirine bırakıyor. Alsınlar çocuğumu. Ben adam. Sayın Aile Bakanımın takdirine bırakıyorum. İçişleri Bakanımın, Sayın Yerlikaya'nın takdirine bırakıyorum. Yani çünkü Yasin'in teşvik ediyor. Onu yap, bunu yap. Yasin aynen. Niye bu kadar her şeyi yapıyor ya? İnandırdı dedi ama kendine inandırdı. Yani her şeyi şey yapıyor. Bir de o çocukları da o evde tutuyorlar aynen. Ya. Sevgilisiyle beraber 14 yaşındaki senin oğlun. İki gün sonra dedi ama yarın yani bana baktı deyip de çocuğumu öldürmeyeceğini ne bileyim ben. Bir de yani çok geri tanıdıkları, yani, fazla tanımadıkları yani bir... Yarın bana baktı bu çocuk deyip de benim çocuğumu babasını öldürtmeyeceğini nereden bileyim ben? Olmuyor mu öyle olaylar? Öyle doluyor. Ay Allah korusun nereden, yani. Nereden bile ben çocuğumu kaybetmeyecek yerine? Nasıl bu kadar güvenebiliyor ben Zeynep Kodat'ın Behrican'a? Neden güvenebiliyor?